İstanbul'a arkadaşlarımın bulduğu bir butik işinde çalışmaya geliyordum. Önce işimde namusumla çalışıp ilerleyeceğimi, sonra mükemmel bir izdivaç yapıp mesut bir hayat kuracağımı düşünüyordum. 3 kart bir numara 2,5 lira, 3! Tam bizlik, ördek! Hadi göreyim seni, avucumuza düştü demektir, hadi! 3 kart bir numara 2,5 lira, hadi 3 kart bir numara 2,5 lira! Ablacığım, sen de şansını denemek ister misin? Amerikan sigarasını almışsın. İstemiyorum. Abla, burası büyük şehir, şansın açılır belki. 1,5 vereceğim, hem... Bir şey vallahi soracağım. Abla be, yüzünden temiz bir insana benziyorsun. Al şunu be ablacığım be, bir şifa edelim be abla ya. Bana bir adres verdiler. Ya bak, ya çok iyi bir insana benziyorsun. Bir adres verdiler ama adresi. Nerede olduğunu bilmiyorum. Adres, ablacığım bak, aa, şey Karaköy'e ineceksin, sonra sağa döneceksin, tekrar sola ablacığım. Aman abla el çöptü! Aman, aman! Bırak onu, bırak! Bir dakika abla, adresi dinle ya! Hadi yeri, kadının parasını çaldı, kadın da çantayı unuttu. Aa, bavulumu getiriyor, bavulum! Kendimi dişi bir Fatih Sultan Mehmet sanmamalıydım. Çantamın çalınışı belki de dikkatli olmam için Tanrı'nın bir uyarısı. İnsan ne kadar güçlü olursa olsun dikkati elden bırakmamalı. Allah'tan gideceğim adres elimdeydi. İlk gelişimde İstanbul'a. Güzelliği büyülemişti beni. Ama bakalım ben nasıl büyüleyecektim İstanbul'u. Vefakar arkadaşlarım bana iş bulmakla kalmamış, pansiyonlarında yer de ayırtmışlardı. Sahibi biraz aksi bir kadındır ama emniyetli bir yerdir demişlerdi. Burası namus pansiyonudur. Buradaki kızların namusu da benim namusum demektir. Ona göre anlaşıldı değil mi? Leyla! Bak, arkadaşın Hülya geldi! Hı? Hülya gelmiş, çocuklar gelin! Hadi bakalım, güzel güzel kızlarla anlaşırsın inşallah. Ya. Hoş geldin Hülya! Hoş bulduk! Bak sana arkadaşımı tanıtayım, Jale, memnun Nur, oldum. Bu da Hülya. Ben de. Hadi gel odamıza, hadi gidelim. Aa, bir dakika! Buraya erkek sinek bile giremez, haberin olsun. Hiç merak etmeyin. Aferin. Efendim. Hadi! İzmit'ten pişmaniye getirmiştim size, buyurun. Ne zahmet kızım! Bu da sizin. Mersi, rica ederim. Hadi gel canım! Ay, tatlıya da bayılırım yani! Anneme lazım nazik kızmış doğru. Bizim Mürvet abla sert nizamnameyi teker teker sıralar ama aldıran kim? Bakma, atıp tutar ama iyi kadındır. Namusa düşkünlüğü kötü bir şey değil ki zaten. Öter durur ama ortadan kayboldu mu isteyen istediğini yapar. Nasıl? Buraya erkek sinek bile giremez der ama. Evet. Kızlar eve sinek değil, erkek fil soksalar görmez. Neyse, benim erkeklerle derdim yok. O nedenmiş? Geçim derdi. Önce çalışmam lazım da ondan. Güzel kızsın, çalışmanın sonu yok. Bana kalırsa çiçeğin hazır burnundayken kendine bir koca arasan daha iyi edersin. Vallahi Nur biraz haklı. Ben senin kadar güzel olsaydım kendime iş yerine bir koca bulurdum. Ama ben gene de çalışacağım. Çünkü benim için evlilik kutsal bir şey. Kocayı da ancak seversem alırım. Ben işimi, gücümü bırakıp sizi mi bekleyeceğim? Çok affedersiniz efendim, ay pardon. 3 gün geciktiniz ama, olmaz ki. Arkadaşımın mektubunu alınca hemen geldim efendim. Allah'tan yüzünüz ve vücudunuz güzel de. Anlamadım. Yanlış anlamayın, işimde ciddi adamımdır. Öyleyse yüzümden ve vücudumdan size ne? Elbise, süeter, ceket satıyorum. Siz onları giyeceksiniz ki güzel görünsün. Ben mi? Sizi işe alıyorum! Ha? Burası uğurlu pansiyondur. Bakın ben çabucuk iş buldum, neden? Çünkü her şeyden evvel namus gelir. Seni tebrik ederim. Teşekkür ederim Mürvet abla. Yalnız çalıştığın yerde erkeklere mukayyet ol çünkü... Erkekler şeytandır! Senin sana hem de şeytanın kuyruklusu! Fakat bizim patron çok ciddi bir adam. Hülya Hanım! Buyurun efendim. Engin Bey diye bir arkadaşımla öğle yemeği randevum vardı. Evet, atlatmak mecburiyetindeyim. Şu numaraya telefon edin benim yerime, bir mazeret uyduruverin. Şey...
dakika bekler misiniz? Alo? Engin Bey'in bürosu mu efendim? Sekreter misiniz? Bir not aldırmak istiyordum da. Engin Bey'in bizim patron Mete Bey'le öğle yemeği için randevusu varmış. Patron maalesef yemeğe gelemeyecek. Cenazesi var, halası vefat etmiş. Çok üzgün. Evet, durumu Engin Bey'e bildirirseniz memnun olurum. Teşekkürler. Buyurun efendim. Boşuna telefon ettiniz küçük hanım. Neden? Not bıraktığınız Engin benim de ondan. Engin Bey mi? Evet. Öğle yemeğini benimle yiyecek başka birini bulursanız sevinirim. Mesela siz. Nasıl olur? Patronunuzun onun namına çam devirdiğinizi duymasını istemezsiniz sanırım. Cenaze güzel bir yalan ama yutulmayınca taşıması zor olur. Belki de işinizin sonu. Onunla yemeğe çıkmaya mecbur oldum. Yemekte öyle fıkralar anlatıyordu ki gülmekten az daha boğulacaktım. Sonra anne ve babasının kazada erken ölümlerini, teyzesinin kendisini nasıl büyüttüğünü anlattı. Terbiyeli, ciddi bir gençti. Fakat daha iyi tanışmak için birlikte çıkmamızda ısrar ediyor. Madem bu kadar ciddi, birazcık gezmende mahsur yok. Pansiyon arkadaşlarım zorlamasalardı sizden çıkmayacaktım. Öyleyse arkadaşlarınıza madalya vermem lazım. Neden? Yanınızda olmamı sağladıkları için. Artık sen diye konuşabilir miyim? Elbette. Öyleyse tekrarlayayım. Yanındayken çok mutlu oluyorum Hülya. Bu güzel gün için teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Her şeyden önce bana çok nazik davrandığın için. Saygı ilham eden bir kıza başka nasıl davranabilirim? Teşekkür ederim. Hafta sonunda teyzemin evine gitsek? Tabii, çok memnun olurum. Bak vallahi. Dediğim çıktı, oğlanın niyeti ciddi. Bir erkek bir kızı ailesinin evine götürmeye kalkarsa ne demektir? Onunla evlenecek demek ya. Ben de onu sezdim. Yoksa evet der miydin? Hafta sonu buralarda kimseler olmaz. Ne romantik değil mi? Evet, romantik ama çok soğuk. Teyzene böyle görünmek istemem. Kirpi gibi. Ay, niye zili çalmıyorsun? Saray gibi bir yer. Hem de çok sıcak. Teyzemler çok varlıklıdır. Peki ama sen... Konuşmayı bırak da ceketini alayım istersen, terleyeceksin. Çok yaşa. Sen de, ama şifayı kaptım galiba. Omuzlarım tutuldu. Ovayım istersen, iyi gelir. Lütfen Engin. Ne var bunda, iyi gelir. Anlıyorum ama, teyzem birden gelip de bizi böyle görünce ne der? Gelemez, çünkü teyzem Avrupa'da. Avrupa'da mı? Evet, Avrupa'da, ne olacak? Demek sen de ötekiler gibiymişsin. Anlamadım, nasıl ötekiler? Öbür erkekler gibi, beni kandırmak için yalan söyledin. Ne yalanı Hülya? Sana teyzemin evine gidelim dedim, teyzem Avrupa'da değil demedim ki, hem teyzemden sana ne? Bir erkek, bir kızı ailesinin evine davet ederse, bu bir çeşit evlenme teklifi sayılır. Evlenmek mi? Evlenmek için daha çocuk sayılırım. Hem insanlar nikah cüzdanı olmadan da sevişebilirler. Hadi yavrum, ne çıkar bundan? Kadınlar hayır derse hiçbir şey çıkmaz. Aşk bir ihtiyaçtır. Hadi bırak inadı da gel sarıl bana. Bırak, bırak! Utanıyorsan gözlerimi kapatırım. Dur Hülya! Dur Hülya, senden özür dilemek istiyorum. Bir yumruk daha yemek istemezsen rahat bırak beni. Hülya, beni yanlış anlama. Evlenmeye karar verseydim herhalde evleneceğim tek kız sen olurdun. Dikkat et! Hülya Hanım, maşallah! Nasıl be? Kurtulamazsın benden! Benden kurtulamazsın! Serbiyet herif! Herkese şapur şupur, bize yarabbim şükür! Kovuyorum, defol, git, gelme! Kovuldum diye üzülme Hülya!
Şansına bizim patrona bir sekreter lazım. Peki sen olsan çalışır mısın? Kızın başını belaya sokacaksın. Aksi Nemrut'un biridir, öyle değil mi? Bu işten kovulmaya razıyım, yeter ki ona sekreterlik yapmayayım. O sabah saçlarımı yaptırıp, elbiselerimi ütüleyip kendimi oldukça toparlamıştım. Bu işe son derece ihtiyacım vardı. Arkadaşlarımın sözlerine kulak asmadan içimden dua ediyordum işe alınmak için. Geç mi kaldım ha? Tam zamanında geldin. İyi ki geldin. Çok korkuyorum. Sakin sakin, git. Hiç korkma, ne var bunda? Vazgeçtim ben, vazgeçtim. Burayı futbol sahası mı sandınız hanımefendi? Odama girmek için yuvarlanmanıza lüzum yoktu. Kapıyı vurup girebilirdiniz. Affedersiniz, niyetim yuvarlanmak değildi tabii. Ama bir arkadaşım şirketinizde iş bulabileceğimi söylemişti de. Evet, özel bir sekretere ihtiyacım var, bu gerçek. Ama bunun için takla atan değil, daktilo bilen yazısı güzel birini arıyorum. Benim yazım işlektir, çok işlek. Daktilom da fena sayılmaz. Buyurun öyleyse, bir deneyelim. Bozuk mu bu? Yo, hayır. Bırakın onu, odacı toplar. Canım, ben makarna zannetmiştim. Daktilo biraz arızalı galiba. Anlaşıldı. Bırakın ona, el yazınızı deneyelim. Yazın. Sayın bay, istekleriniz maalesef yerine getirilemeyecek. Çünkü şirketimizin reklam işleri... Mürekkebi bitmiş de... Uyardığınıza teşekkür ederim hanımefendi. Maşallah sandığımdan da parlak zekalı çıktınız. Ben mürekkep lekesi değil, yağ lekesi sanmıştım. Ortalığı karaya bulamadan elinizdeki şu tehlikeli aleti alabilir miyim? Ama ben biliyorum, şirketimde çalışmak istiyorsunuz. Evet. Oysa ben her gün bir kravat feda edemem sizin için. Geliyor. Patronun üzerinde iyi bir tesir bırakabildin mi bari? Hem de öyle bir etki yaptım ki korkarım, ömür boyu unutamaz. Daha ilk adımda kovuldum. Hadi canım, bırak şakayı, daha işe alınmadan mı kovulacaksın? Beni öldürmediğine şükret. Ben çok aptalım, dil, sekreterlik, kapıcılık bile yapamam ben. Halbuki bizim de bir sekretere ihtiyacımız vardı. Bu iş için sanırım sizden iyisini bulamayız. Teşekkür ederim ama imkansız. Sizin gibi bir kızın ağzına imkansız kelimesi yakışmıyor. Aksilik işte, yazımı denerken patronun kravatını lekeledim. O bakımdan korkmayın, benim için öyle bir tehlike yok. Buyurun içeriye, konuşalım. Hadi. Bir dakika, iyi anlatamadım galiba, beni patron kovdu. İyi, patronun birincisi kovdu, ikincisi işe aldı. İkinci patron mu? Evet, ikinci patron. Ben Deniz, şirketin ortağıyım. Size kabalık eden Murat Bey'in küçük kardeşi ve ortağı. Gel bakalım küçük. Ne duruyorsun? Koşsana hadi! Kardeşimle iki ayrı kutup gibiyizdir. Ben hareketli, yırtıcı ve tuttuğumu koparan insanımdır. İşin patırtılı taraflarını yönetirim. Muratsa tam tersine ciddi, ağırbaşlı ve asildir. Şirketin idari bölümünden sorumludur. Ne yazık ki kendisiyle anlaşamadık. Aksilik. Fark etmez, ben herkesle anlaşırım. Günaydınlar sevgili abicim, sana sevindirici bir haber, yeni bir sekreter aldım. Hayırlı olsun. Bari işe yarar biri mi?
Sanırım. İş arayan öyle salak kızlar var ki insanı katil edebilirler. Az önce bir tanesinin gırtlağını sıkıyordum burada. Ve de ben boğmak istediğiniz o hanımefendiyi işe aldım. Ne? Sen kovmuşsun, ben aldım. Benden alay mı ediyorsun? Sadece yardımcı olmaya çalışıyorum abiciğim. Sen aldırma ona, göründüğü kadar kötü kalpli değildir o. Al, saat 2'de bu zartla dosyayı eve getir. Eve mi? Alo? Evet, tamam, tamam, iyi. Gel, gel, gel! Havlunuz efendim! Bakın, ben buraya şey için... Biliyorum efendim, buyurun! Evet, peki, olur! Buyurun efendim! Buyurun! Efendim, saunadaki manken hasta galiba, soyunmuyor. Hangi manken, Şermin mi? Hayır efendim, başka biri. Ne? Başka biri mi? Tanımıyorum, ilk defa görüyorum. Dosya! Ulan sekreter olmasın sakın tutucunu! Allah kahretsin! Tutucundan! Niye daha evvel haber vermezsin? Yakala! Yavaş getir. Yavaş yavaş. Kolonya getir. Maşallah, bu da yeni numara mı Ali Bey? Yok be canım, kız baygın, görmüyor musun? Biz böyle numaraları çok gördük. Hadi işimize bakalım. Dosya hangi dosya? Hangi? Getirmedin mi yazıhaneden? Getirdim galiba ama... Ne yaptın şeyde... yoksa... Savunada mı unuttun şey... he? Orada mı bıraktın? Bu ne rezalet yahu, insaf be! Abim haklı, Allah kahretsin! Haydi çocuklar, bugün de bitti! Hayrola, bu ne surat, ne oldu gene? Ne oldu? Bugün kısmetimiz kovulmaktan açılmış! Sen boş ver, Ali Bey seni işe aldı ya! Ya ne olacak, aldı sonra da kovdu! Ali Bey'i sen bilmezsin, bakarsın 10-15 gün işe uğramaz! Sonra da unutur gider. Tabii. Hadi çalışmana bak. Kalk elini yüzünü yıka da sinemaya gidelim. Kızım. Buyurun, buyurun efendim. Mersi. Yoklar mı Murat Bey oğlumuz? Ben şimdi geldim. Öğreneyim efendim. Teşekkür ederim kızım. Gel, 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 gel! Murat Bey arıyorlar! Neredeyse gelir, onları Allah gönderdi! Az şekerli kahveye bayılırlar! Toparlayabilirsen işte kaldın demek ki! Çabuk ol! Bu da onların dosyası, az eksiği var ama önemli değil! Ne yapacağım ben şimdi? Az şekerli kahve! Kahveleriniz efendim! Murat Bey neredeyse gelecek efendim! Bu sizin dosyanız efendim. Çok mersi. Son gelişmelere göre bazı ilaveler yapılacakmış efendim. Çok mersi. Kahve nefis. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Murat Bey. Özür dilerim, sizleri beklettim. Hanım kızımı sizi hiç aratmadı Murat Bey. Bizleri gayet güzel karşıladı. Evet, evet, yeni sekreterim. Her bakımdan kabiliyetlidir efendim.
Yıllık cirosu 45 milyon olan bir şirketin reklam fonuna ayıracağı minimum bütçe %10'dan kabul edilse, anlaşmamızın en azından 3 milyon 400 bin lira üzerinden yapılması gerekir. Evet. Nerede kaldık? Hiçbir yerde. Benden alay mı ediyorsunuz siz? Kalemimin ucu kırıldı da. Kurşun kalem tarihe karşı küçük hanım. Mahsustan mı yapıyorsunuz? Kravatınız hani mürekkep damlamasın diye. Ay Allah'ım, çıldırtacak bu kız beni, çıldırtacak! Ay, özür dilerim. Ne diyeceğimi şaşırdım vallahi. Kıymetli abimden sekreterini yarım günlüğüne alabilir miyim? İstersen bütün ömürlüğünü al. Neden? Çünkü hanımefendiyle çalışırken yeleki içinde kalıyorum ya da sinir. Sinirlenme abicim, sinirlenme. Git başımdan be! Bak Hülya, Selma Hanım kocası Avrupa'da yaşayan bir iş kadınıdır. Kadını kafesledik mi, yılda en azından yarım milyonluk iş alırız. Yarım milyon mu? Evet, hanımefendiye şirin görünebilirsek belki de daha şirin çok. Şirin mi? Kadının gözüne girmeliyiz. Abimin yanındaki gibi somurtmana gerek yok. Önce biraz tebessüm. Güzel kadına biraz da yağ yaktık mı tamamdır. Unutma, güler yüz ve iltifat. Buyurun. Hanımefendiyle randevumuz vardı da yavrucuğum. Buyurun. İstersen sen burada kal, gerekirse çağırdım seni. Merhaba. Karım nerede? Karınız mı? Evet, karım. Yani Selma Hanım mı? Şeydeler efendim, içeride giyiniyorlar. Bakın, ben efendim, kimsiniz siz? Ben mi? Ben reklam şirketindenim efendim. Anladım, siz kocasısınız değil Kocasıyım, mi? Kocasıyım, evet. Avrupa'dan geliyorsunuz biliyorum. Yorgun olmalısınız, size bir içki vereyim, buyurun. Teşekkür ederim. Canım kocacığım! Ali! Ali, çık! Ali! Çık, gittiler, çık! Çabuk çık! Ne oluyorsun, kendine gel! Çık, çabuk kaçalım buradan! Aferin lan! Dans edelim. Yok, istemiyorum. Gel canım, gel, danslanma. Rica ederim, biraz bırakın beni. Thank you.
Ay çocuklar ne yapıyorsunuz? Gelişmeyin öyle ayıptır bana. Hadi oğlum güle güle, Allah rast getirsin. Hadi bakalım. Oo, bir daha dünyada evimden ayrılmam. İzmir'de deli oluyordum ayol. Hayırdır inşallah. Aman yarabbim. Aa! Yapmayın! Yapmayın! Çocuklar nasıl bulacak her şey? Aa! 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 Evim yanıyor galiba. Yedici dostlar. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Ha, ne yapayım ben sizi? Ne yapayım, paralıyım mı, öldüreyim mi? Şu halime bakın, Allah cezam duyasın! Neredeydiniz bu saate kadar? Gece banyoda yattım da. Sonra da sabahleyin ufak bir kavga. Ben de size müjdelerim ki zatariyeniz ufak bir şekilde kovulmuş bulunuyorsunuz. Artık baş belası kardeşim de sizi burada tutamaz. Maşallah siz geldiniz, nedense bütün büronun düzeni bozuldu. Kızların hiçbir vaktinde gelmez oldu işe. Öyle mi? Özür dilerim, kalbinizi kırdım ama isteyerek değil. Olmuyor işte. Aramızda bir terslik var ilk günden beri. Bir türlü karımız kaynaşmıyor. Belki de kan gruplarımız ayrıdır. Boş ver, kurtuldum. Zaten bu şekilde süremezdi bu deli kızla. Merhaba kızım. Hoş geldiniz. Buyurun Murat Bey içeride. Ali Bey yok galiba. Katalog numunelerimizi görecektik. Maalesef yok efendim. Dostluğumuza güvenerek o güzel kahvenizden rica edebilir miyiz acaba? Tabii, tabii efendim. Siz buyurun içeri. Merci. Merhaba. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, oturun şöyle. Oturun. Bak Murat Bey oğlum, darılma gücenme. Bütün işleri berbat ediyorsunuz. Sana babanın arkadaşı olarak nasihat edeyim ki bu firmanın iflastan kurtulması için önce Ali'nin zaptorakta girmesi lazım. Yani sözün kısası, evlendir bu herifi de serserilikten kurtar. İşinin başında otursun. Bu şekilde reklam masraflarında %7 gibi bir düşme sağlıyoruz. Oh, çok memnun oldum. Harikulade. Bastırdığımız 100.000 kataloğun bedeli matbaaya ödendi. Gene mi siz? Yo, şu anda beni kovamazsınız. Çünkü artık sekreteriniz değilim. Beylere yaptığım kahve buradaki son işimdi. Ve bu arada hayatımın en ciddi anını yaşıyorum. Çünkü en önemli kararımı verdim. Eğer reklamcılık hususunda atıp tuttuğunuz kadar ehliyetliyseniz... Yo. Ehliyetsiz ne demek? Mesleğinde rakipsizdir Murat Bey. Orta Doğu'da reklamcılığın tek beynidir. İltifatınıza teşekkürler. Ama ortada satacak bir mal yok. Söyler misiniz küçük hanım sizin malınızın cinsine? Kolay bir konu. Mesela ben. Siz mi? Şimdiye kadar hiç kadın reklamıyla uğraşmadığım için teklifinize evet diyemeyeceğim. Ama kadın konusunda çok tecrübeli olduğuna göre fikrinizi kardeşime açsanız. Maalesef olmaz. Neden? İstemeyerek Feridun Bey'in kardeşinizi evlendirme önerisine kulak misafiri oldum ve ben talibim. Ali ile evlenmek mi istiyorsunuz yani? Neden olmasın? Aşk mı yani? Hayır, pek aşk sayılmaz. Hayat şartları şimdiye kadar aşık olmama imkan vermedi. İş hayatında da pek başarılı olamayacağımı şu son günlerde anladım. Helal olsun sana kızım. Benim 4 kızım olacağına bir oğlum olaydı vallahi alırdım seni. Doğru Murat Bey. Bu zamanda böyle dobra dobra, özü sözü doğru, aile terbiyesi görmüş başka kız da bulamazsınız. Sağ olun, iltifat ediyorsunuz. Thank you.
Başaracağız. Eğer ben mesleğimde bir dahiysem, ben Beyazıt Kulesi'nin gölgesini satacak kadar usta bir reklamcıysam bu iş olacak. Kabul mü yani? Evet. Çok teşekkür ederim. Bana değil, Seyfi Bey ile Ferdun Bey'e teşekkür edin. Teşekkürler. Tebrikler. Tebrikler. Onu bin kadın peşinde aramaktansa karısının evinde bulmak daha kolay olacak. Peki daha önce neden söylemediniz otelden kovulduğunuzu? Gecikme mazeretim oydu. Size söylemek istedim ama dinlemediniz ki. Anlıyorum. Sanırım size önce yatacak bir yer lazım. Bir otel bulurum herhalde. Bir genç kız bu saatten sonra otelde, olmaz. Bu geceyi bizde geçirirsiniz. Sakın aklınıza bir şey gelmesin. Hay Allah! Aa, hemen işe sarılmışsınız gene. Hı, evet. Çayınızı nasıl içersiniz? Çay mı? İki şekerli. Buyurun. Halime mi gülüyorsunuz? Bilmem. Gülmeyin. Paris modasına uymaz belki ama erkek pijaması ne yapayım? İşte ancak bu kadar oldu. Filmlerdeki gibi tıpkı. Kız sokakta kalır, bir bekar evinde geceleyince mecburen erkek pijaması giyer. Adam onu yeni kıyafetiyle görünce çok yakıştığını söyler. Ve kızdaki o güne kadar fark etmediği güzellik gözüne çarpar delikanlının. İltifat etmeniz için pijama giyilmesi gerektiğini bilseydim işe pijama ile gelip giderdim. Alo? Evet. Evet, aldım defteri. Anladık, tamam. A harfini açtım, ne olacak? Burada hiç erkek ismi yok ki. İlki Asuman, 440167. Ne Asım Bey ya? Aa, evet anlıyorum. Aynur. Peki, altındakini okuyorum. Aysun Afrika kokulu Dilber. Alo! Ali bak dinle! Kapattı namussuz. Kim bilir hangi mankenle beraberdir? Kıskandınız mı? Bilmem. Daha şimdilik kıskanmaya hakkım yok. Ben kızdım, gelmesi lazımdı. Neden? Siz varsanız ya evde, belki bir erkekle yalnız kalmaktan korkarsınız. Kardeşiniz veya başka bir erkekle olsa... Evet. Ama siz bu hususta bir melek gibisiniz. Erkekler bazı konularda melekliği sevmezler. Ama gene de teşekkürler böyle düşündüğünüz için. Madem ki anlaştık, bari vakti boş geçirmeyelim. Yani nasıl? Bu küçük defter bizim çapkın biraderin aşıklarının telefon numaralarını gizler. Yani kısacası İstanbul'un hoş kadınlar listesi. Onları teker teker bulup... Öldürmeye kalkışmayız inşallah. Hayır. Sadece defterde numarası yazılı kadınların özelliklerini teker teker öğrenip... Evet. ...size tatbik edeceğiz. Önce gözüne çarpacaksınız. Sonra? Sonra kalbine gireceksiniz. En sonunda da birlikte nikah dairesine gideceksiniz. Demek sizce bu kadar basit. Evet. Mühim olan metot. Kim geldi acaba? Galiba Afrika kokulu Dilber. İlk tetkik edeceğimiz Aysun Hanım kendi ayaklarıyla geldiler. Afrika kokulu mu? Ne demek o? En belirgin özelliği kokusunda herhalde. Bak, Ali öyle yazmış. Siz saklanın, ben kapıyı açayım. İnşallah yamyamlıkla ilgisi yoktur bu Afrikalı hatunun.
Oo, hoş geldiniz Aysun Hanım, buyurun içeri. Ali nerede, yok mu? Ali namına çok özür dilerim. Ankara'ya bir iş takibine gitmek mecburiyetinde kalınca sizle meşgul olmaya beni memur etti. Ne içersiniz? Viski, sek. Fotoğraf işi kaldı herhalde. Yo, hayır. Asistanımla ben çekeceğim fotoğrafları. İsterseniz hazırlanmak için siz buyurun fotoğrafhaneye, ben asistanıma haber vereyim. Peki asistanınız kim? Sen. Ben mi? Evet, sen. Fotoğraf işini sen idare edeceksin. Bunu ben yapamam ki. Yaparsın canım, yaparsın. Şurada kılık kıyafet var, değiştir. Peki ama neden? Ali'nin nişanlılarından biri seni tanırsa işimiz bozulabilir. İlahi Murat Bey, hepimizi büronuzda tir tir titretirken sizin burada böyle utanıcınıza yemin etseler inanmazdım. Hazır mıyız? Evet Murat Bey, ışık. Siz hanımefendi şöyle geçin. Ah, gitti mi? Evet. Ama esrarın birinci perdesi şişenin içinde. Niçin gülüyorsun? Atom kadar önemli bir sır değil ama elde edene kadar aylı güçlük çektim. Belli! Lütfen yanağınızı ışığa doğru çevirir misiniz? Ne var? Müsaade ederseniz bu casusluk sırasında aldığınız yaraları tedavi edeceğim. Temizlenmesi lazım. Oh. Bir mendil rica etsem. Tabii. Buyurun. Ne bekliyorsunuz? Açsanıza şişeyi. Bu mu çekici denen koku? Biraz baş ağrıtıyor, değil mi? Bunu süründükten sonra bayılmamak için gaz maskesiyle dolaşmak lazım. Ali, siz de bu kokuyu duyar duymaz saldırıya geçerse eksiğimizi tamamlamadan teslim olmak yok. Sonra projemiz suya düşebilir. Esas yumruğumuzu bizim kuruluş palomuzla vuracağız. Şu dosyaya bakabilir miyim? Buyurun. Tamam. Maşallah, Murat Bey'le aranızdaki buzlar çözülmüş. İşte. Merhaba kızlar. Merhaba. Sizi akşam yemeğine davet edebilir miyim? Aa, siz miydiniz? Ben olmamam için bir sebep mi var? Bu kokuyu kullanmazdınız da, en beğendiğim parfüm. Evet, cevabınızı bekliyorum. Sizi akşam yemeğine davet edebilir miyim dedim. Teklifinize evet diyemeyeceğim için özür dilerim. Çünkü başka birine sözüm var. Söz verdiğiniz o başka biri olacak beyefendi, elime bir yetse gırtlaklamak isterdim. Acaba? Bozulduk başka kapıya. Ya siz boş musunuz acaba? Bu gece tiyatroya gideceğim, sözüm var. Beraber gidelim. Bir viski. Peki efendim. Hülya adında bir hanım aradın beni. Hayır efendim. Oh, Murat Bey, bu ne şeref bizim için. Siz içkinizi rica edebilir miyim? Patron yasakladı. Programı var. Bırakın diyorum size. Yasaklanmış, içmeseniz daha iyi olur. Çok istiyorum. Nereden buldu içkiyi? Murat Bey'in içkisini aldı. Allah kahretsin. Artık içmeyin, hasta olacaksınız. Siz ne akla programa çıkacak artistime içki içiriyorsunuz? Ben mani olmaya çalışıyorum. İçirdiniz! Murat Bey, Hülya Hanım sizi arıyor. Pek. Murat Bey! Bırak, bu halinle nasıl program yapacaksın? Geç kaldınız, merak ettim sizi. Yerleşebildiniz mi yeni evinize? Ev işi kolay mı? Ne kadar temiz olursa olsun, insan kendine göre düzen kurmak istiyor. Biraz küçük galiba. Olsun, bana yeter de artar bile. Hayır, içkimi almıyorlar bana! Yasak etmişler size! İçmemeniz lazım! Ben mani olmaya çalışıyorum! Hadi bakalım! Bir şey yapmadım ki! Yüz kere söyledik size! Ne oluyor Murat Bey? Bırakın beni! İçmek istiyorum! Siz şarkıcısınız galiba! Ben mi? Şarkı söyler misiniz? Yoo, ben
ben dünyanın şarkısını... Evet, evet, söylersiniz, söylersiniz. Gelin benimle, hadi çabuk! Murat Bey, ben beceremem şarkı söylemeyi, rezil olurum. Sayın misafirlerimiz, yeni yıldızımız. Şarkı söylemesini beceremem. Sakin olun, alışın. Alkışlar devam ederken bırakıp giderseniz başımıza yıkarlar burasını. Ne demek istiyorsun ya? Bir şarkı daha söylesin bari. Hadi git işine be. Gidelim. Sizi çok yoruyorum değil mi? Meslek aşkı. Her tetkikte böyle hasar verecek olursak sonumuzu pek iyi görmüyorum. Zarar yok. Biraz terliyoruz ama başarı parıltıları görülmeye başladı. Kokunun kurbanımıza nasıl etki yaptığını fark ettiniz herhalde. Bence bu büyük bir muvaffakiyet sayılır. İsterseniz şu ilacınızı da için. Sonra biraz da istirahat edersiniz. Sizi yemeğe davet edebilir miyim? Çok zahmetlere girmişsiniz benim için. Rica ederim. İsterseniz ben içerim. O kadar da değil. Ben kendim içerim artık. Çok nefis olmuş. Kapı açık, girebilirsiniz. Ne bunlar? Baloda giyeceğin kıyafetleri getirdim. Bu arada iyi haberlerim var. Birader Bey seni aramaya başlamış. Tuzağa düşmesi yakın demektir. Artık gelinliğini hazırlayabilirsin. Geriye 3 önemli kadın kaldı. Bu araştırmalara fazla tiryaki olduğunuz bakıyorum. Meslek aşkı. Reklamını yapacağım malı satmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmam. Bugün ateşli sarışına gideceğim. Hanımefendinin ne gibi çekici bir tarafı varsa gitmek için sabırsızlanıyorsunuz. Ne oluyor Hülya? Senin için yaptığım insanüstü fedakarlıklara beni azarlayarak mı teşekkür edeceksin? Yoruldum bu işte. Artık tahammülüm kalmadı. İnsanların sevdiklerine kavuşmaları kolay mı sanıyorsun? Hiçbir şey sanmıyorum. Hiçbir şey. Bütün erkeklerden de nefret ediyorum. En yakın yardımcın olan benden de. Bilhassa sizde. İş bu kadar tehlikeye girdiyse müşteriyi kaçırmadan sonuca girebiliriz. Ben güveniyorum. Siz bütün reklamını yaptığınız şeylere başkasının gözüyle mi bakarsınız? Hiç kendi fikriniz olmaz mı? Aklı başkasında olan bir insan için benim şahsi fikirlerim ne değer olabilir? Eğer... Anlaşıldı. Artık derse lüzum kalmadı. Yarın geceki balo için gelip sizi alacağım. İyi geceler. Bu saate kadar neredesin? Geldik işte. Yalnız benim davetim mi? Saat gecenin biri. Sen bir düven çeviriyorsun büyük galiba. Büyük bir iş peşindeyim. Nedir? Sür. Benden de mi gizli? Sürpriz. Dans edelim mi Murat? Şimdi olmaz. Vay, gelene bak. Ev sahibi olarak misafirleri karşılamak vazifem. Sen zahmet etme abi, ben bakarım. Hoş geldiniz efendim. Hülya.
Hayır, olamaz. Olamaz, sen benim tanıdığım Hülya olamazsın. Sen bir meleksin çünkü. Tanıdığım yüzlerce kadının ruhlarını, özelliklerini kendinde tek başına toplayabilen bir kraliçesin. Ne olursam olayım, adım Hülya. Bunu unutmayın, rica ederim. Başardın eşek herif. Bir şey mi söyledin? Yok. Eğer sen Hülya'ysan, eğer ben de şimdiye kadar seni görmemişsem, yarın ilk işim bir göz doktoruna gidip gözlük almak olmalı. Ama yarından önce gecenin tadını çıkarmalıyız, gel. Gel, gel. Gel, gel. Aha, gel. Hülya! Ay çok şükür! Ay çok şükür! Ay çok şükür! Ay çok yakışmış. Maşallah beyim, bu ne faaliyet? Benim sevgililerimi de alarak bana fena rakip olmaya başladın. İş meselesi birader bey. İşte Ali Bey orada. Hemen gidip yakalayalım. Anlaşılan müessesenin iflası yakındır. Neyse iyi eğlenceler. Ali Bey sizi ancak baloda yakalayabildik. Alışkanlık haline gelen fazla mesailerden mi bu? Evet öyle. Özelliği ne? Biliyorsunuz birinin kokusu, diğerinin fingirdekli, öbürünün çapkınlığı. Bir mütehassıs gözüyle hazırladığınız ambalajdan memnun musunuz bari? Hem de çok. Böyle şahane bir varlığa kapılmaması için erkeğin ya ahmak ya da kaçsız olması lazım. Hele size kardeşimin gözüyle bakılınca. Kardeşiniz eğer Bir dakika. Şerefe. Kapısına vardığınız başarının şerefine. Merhaba. Acaba mektubumu Hülya Hanım'a verebildiniz mi? Maalesef, mümkün olmadı. Müsaadenizle. Bir dakika. Engin Bey, siz burada ha? Mektubumu almadın galiba. Ne mektubu? Bir dakika gelir misin? Bizim müessese yalnızca çalışmıyor. Çok müşterilerimiz var. Teker teker konuşuyor. Konuşma. Böyle bir kızı kaçırmak enayilik olur abi. Onunla evlenmek istiyorum. Ne dersin? Ondan yeteneklisini bulamazsın. Abi be. Sen atölyeye git, ben yengeni getiririm oraya, tamam mı? Benimle evlenir misin Hülya? Neden bu kadar telaşlısın? Nedir bu acele? O uzun herif de peşinde. Ona evet dersin diye korktum. Bak Ali. Sakın hayır deme bana. Seni sevdiğimi, evlenmek istediğimi abime söyledim. Cevabını atölyede bekliyor. Abine mi? Merhaba reklamcılar kralı. Seni tebrik etmek lazım. Senin dehan bir çöpü bile allayıp pullayıp satabilir. Çünkü sen bu işin ustasısın. İşinden başka hiçbir şeye düşünmeyen, budalanın, ahmağın, sersemin birisin. Hiç bakalım Murat, hiç. Abi çek kafayı. Beynin bulansın da az sonra satışını yaptığın malın acısıyla gözlerin yaşarmasın. Sevgili abicim, sana güzeller güzeli müstakbel gelinini getirdim.
Nereye? Şey, gözüme çöp kaçtı. Bırak gözüne çöp kaçtı numarasını. Sen düpedüz ağlıyorsun, ne var? Abi neden ağlıyor bu? Sana sordum, cevap ver abi. Ne bilirim ben? Seni kandırmak istedik Ali. Seni beğendiğimi, senin evlenmek istediğimi sanıyordum. Bunun için Beyazıt Kulesi'nin gölgesini reklamla satabileceğine güvenen kıymetli abine kendimi bir satılacak mal olarak teslim ettim. Seni alacak enayi de bendim öyle mi? Evet. Telefon defterindeki kadınları inceleyip onların özelliklerini öğrendi. Sen bana değil, o defterdeki yazılı kadınların hepsine birden evlenme teklif etmiş oldun. Bütün çalışmalar boşa gitti. Gitsin! Süründüğüm şu pis kokudan da, şu elbiseden de, şu perükten de, her şeyden nefret ediyorum. Hülya Hanım'ı arıyorum, nerede acaba? Bilmiyorum. Engin seni arıyor. İstemiyorum, hiç kimseyi istemiyorum. Ne oldu Hülya, niçin ağlıyorsun? Hiç. Anladım, sen aşıksın galiba. Yo, hayır. Sana ihanet ettiğimi sanıyorsun, onun için vurdun bana. Hayır, budalalığına kızdım abi, budala olduğun için attım yumruğu. Gene mi sen? Hülya nerede söyle? Sana ne? Nişanlım sayılır o benim. Nereden nişanlı oluyormuş senin? Aklım sayesinde seni Hülya'ya aşık ettim. Fakat aptallığın yüzünden de onun beni değil seni sevdiğini fark edemedim. Beni sevdiğini? Evet, seni. Hülya'nın sana deli gibi aşık olduğunu anlamamak için insanın ancak senin gibi enayi olması lazım. Hadi bakalım, elini çabuk tutmazsan başkası kapar sonra, yürü hadi. Benimle gelmeye karar verdiğine çok teşekkür ederim. Artık bırak ağlamayı. Teyzem Avrupa'dan döndü, evinde bizi bekliyor. Hadi gidelim. Böylesi daha iyi oldu galiba. Bilmiyorum ki. Hülya'yı arıyorsanız Engin Bey'le şimdi gitti. Hadi ne duruyoruz hala, böyle bir geleni başka bir aileye kaptırmak için mi? Ha? Hadi! Eyvah Ali gidiyor! Aman yakalı oğlum hanşer! Ali Bey kaçıyor! Kaçıyor! Ali Bey! O ne? Ne oluyor? Hadi 2,5 üç kart bir numara. Vakit geçirmeyelim. Verin 2,5'u alın sigarayı. Alan kazanıyor. 2,5 veren sigarayı alıyor. Hadi abicim bakın. Ya, itibat var karşılıklı olmaz. Hadi abicim, alın diyorum size, kalmadı sigara. Benzin bitti. Hadi bakalım beyler, 5 kart bir numara. Aman cüzdanca be. Hadi durmayalım abiler, durmayalım bakalım. Hadi çekelim. Allah'a
kaldım. Benzin nasıl biter ya? Kavuk gidiyordu. Hadi, hadi durmayalım maviler, kavuk eller cebe. Hadi, hadi, kavuk, hadi. Yürü. İzimizi bulamazlar artık. Ama sen gene ağlıyorsun. Sen düpedüz aşıksın. Murat mı Ali mi? Bilmem. Ben biliyorum, gel. Sen oradan, ben buradan. Sen buradan, ben oradan. Hülya, sen burada sanınlar arasında. Hayır. Hayır dedim, hayır. Enayiliği bırak aslanım. Öyle durumlarda kadınlar hayır derse o evet demektir. Doğru mu Hülya? Oh,